Merhaba arkadaşlar, ben Kaan Araş. Bugün yanımda forumumuzun kurucusu, admini Buğra The Peeps Gür var. Nasılsın Buğra? Çok teşekkür ediyorum Kaan'cığım. Merhabalar. Merhaba, 9. yıla geldik sağ salim. 9. yıl değil mi? Şaka Evet. gibi ama 9 sene geçmiş. Vallahi gerçek bildi. Güreş Türkiye'de 9. yaşına giriyor. Yani inanılmaz bir duygudayım. Hani elimiz, gözümüz, bebeğimiz gibi büyüttüğümüz güreştürkiye.net, ayrıca sosyal medya hesapları, departmanlarında çalışan onlarca gönüllü. Mükemmel yani, bu o gönüllerden biri de sensin. Kaçıncı Wow. senen bugün? Dokuz. 8. şeyimiz mi? Kaydımız Ha. mı? Kaçıncı kaydımız bugün? Toplam 8. kayıt 4 olması lazım. Tabii 16, 17, 18, 19. Bugün kaçıncı kayıttayız seninle beraber? 5. Yani yılda açmıştım. 5, 6, 7, 5 oluyor lan. 5 oluyor, 4 5 olmuyor. oluyor. Aynen. Harbi. Bu 5. kaydımız. Sen de artık gelenekselleşti. Her sene tarihler 28 Haziran'ı gösterdiği zaman senle bir soru cevap, aynı zamanda röportaj kaydı yapıyoruz. Mükemmel yani. Evet, güzel. Artık bak radyolara bile geliyorum. Forum hakkında başka şeyler yapıyorum falan. İyi. Doğru. Bir ara rutine çevirmiştin. Sadece 28 Haziran'da forum hakkında. 27 diyelim. Bir de soru başlığını açıyorduk. Tamam. Kayıt Evet. başlığı. Şöyle bir haftalık bir süre. Evet. O zaman geçelim sorulara. Olur. Bakalım Sorular var. başlıyor. Çok güzel sorular var. Güzel, Biraz göz aynen öyle. gezdirme fırsatı buldum. Güzel Evet. bir röportaj olacağını düşünüyorum. Enine boyuna her şeyi konuşacağız. Profesyonel güreş ve güreştürkiye.net hakkında. Aynen öyle. O zaman başlayalım. İlk sorumuz Ultimate Upper Tennis'ten geliyor. Forum geçmişe gittiğinde ne tepki verdi diye sormuş sana. O geçmişe gitme olayını bilmeyen arkadaşlarımız için bir ele alalım. Forum hosting, yani server, sunucu kaynaklı bir problem nedeniyle 2016 ya da 2015 yılındayken bir sene geriye gitti. Yani Beşiktaş falan Slaven Bilic'i getirmişti. Ama yani forumdaki konular öyleydi. Ya da Seth Rollins Shield falan yeni inşa olmuştu WWE'de. Ama falan günümüzde 2 sene geçmiş ardından Slaven Bilic kovulmuş. Shield kemer kazanmış falandı yani. Bayağı travmatik bir olaydı bizim için de. Hemen server yöneticileriyle iletişime geçtik. Nasıl düzeltebileceğimize dair, veri kaybını nasıl halledebileceğimize dair görüşmeler gerçekleştirmiştik. Bir 3-4 günde forum öyle 2 sene öncesinde kaldı internet sitemiz. Haliyle bunun da çok maytabı da çevrildi, dalgası da yapıldı, mizahı da yapıldı. Ama önemli olan sonuç itibariyle verileri kurtarmamızdı. İyi olmuş. Peki ara böyle bir durum söz konusu olabilir mi ileride yine? Ya işte böyle bir durum söz konusu olmasın diye artık Ha. akıllandık. İyi. Her hafta yedek alıyoruz Ha falan. tabii. Dönersek en geç 2-3 gün öncesine falan dönüyoruz yani. Yani son yedeklemeyi de ondan önce 2 sene önce yapmanız da gerçekten güzel. Ya değil mi? O da çok Başarılı. interesting bir olay. Yani çok enteresan bir olay. Ya işte bizim Türk milletinin aklı, hani asfaltı Bir şey yaptıktan olmaz. sonra, asfaltı yaptıktan sonra yer altında su, elektrik döşeneceği öyle gelir ya. O asfaltı 8 defa yararlar falan. Öyle yani, biz de bir ders çıkarmak için demek ki bir ders almamız gerekiyormuş olaylardan. Aynen öyle. Hartlı sormuş. Geçtiğimiz bir sene içerisinde onun için forum iyiye mi kötü iyiye mi gitti kötüye mi gitti demiş ve beni hala eskisi kadar seviyorum demiş. 3 yıldızlı moderatör arkadaşımız. Taylan, buradan çok Aynen selam öyle. olsun Taylan'a. Forum son bir sene içinde internet sitesi iyiye gitti. Üye sayısı arttı, atılan mesaj sayısı arttı, açılan konu sayısı arttı. Ama profesyonel güreş olarak maalesef çok iyiye gitmemesi sebebiyle bundan 3 sene öncesinin 2016 yazına göre çok daha fazla üyemiz var. 2 kat daha fazla üyemiz var. Ama bugün bu o kadar tutkulu güreş konuşulamadığını görüyorum. Bunun da mevcut WWE durumuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir de benimle ona cevap vermiş mi? Eskisi kadar seviyor musun Taylan'ı? Yani şimdi Taylan ilgi alanıma girmiyor erkek olduğu için ama Haliyle. yani
Yani bir kardeşim olarak seviyorum ve kendisine değer veriyorum. Evet, sonraki soru Etütü ve Jasmut'tan gelmiş. Yorumlar, açılan haberler, üyeler bazında ve genel olarak forumda bir kalite düşüşü olduğunu düşünüyor mu? Demiş. Ya kalite düşüşü güreştürke.net'ten ziyade genel profesyonel güreşle alakalı bir durum. Şimdi şöyle bir kıstas da var. Hem profesyonel güreş senaryo kalitesi düştü WWE'de. Hem de bak sen 2010 tayfasını bilirsin. Sen 2010 tayfasından kalmasın Kaan. Hı-hı. Ya biz 15, 16, 17, 18 yaşında gençlerken, çocuklarken, daha yeni newbie iken ya makale yazardık, inceleme yapmaya çalışırdık, okurduk, araştırırdık, öğrenmek bize keyifli gelirdi. Ama şimdiki nesil sadece manşet okuyor. Bir makale yazdırmak, bir inceleme yaptırmak şimdiki nesile imkansıza yakın. Zul geliyor. Angarya geliyor. Yani Güreş Türkiye'nin mevcut durumundaki hani değişim Türkiye'deki yeni nesille de alakalı. Şimdi 17, 16, 15, 18, 19 yaşındaki gençlere bakıyorum. Yani, trollük yapmak daha çok hoşlarına gidiyor. Benim de daha çok hoşuma gidiyor. Sen de mesela öyle biraz dayaklıksın o zaman. Trollük yapmayın diyoruz işte, uyarıyoruz. Bir süre uzaklaştırma cezası veriyoruz. Evet. Belli bir hani kıvamda tutuyoruz ortamı ama yani eşeğe altın semer vursan eşek yine eşek. Onun için ben çok şey yapmıyorum. Hani yeni neslin eğlence anlayışına uyum sağlamaya çalışıyorum. Yine altımı toportunu sormuş. Ay, formu kurmayı nasıl düşündü? Kendi fikri miydi? Ya aslında o dönem Seven Lord formu vardı. Ve sürekli Avel saldırıları alıyordu. Yani o dönemki troller. Sen de yoksa o Avellerden biri miydin? Galiba? Yok, ben sadece izleyiciydim. Anladım. Daha işte onlar benim o yaşta küçükken etkiledi beni. Şimdi Avelleri örnek alıyorum diyorsun. Aynen öyle. Ya Kaan'cığım o dönem işte Avel saldırılarından gına gelmişti. Ya WWE'nin resmi Türkiye forumu sürekli anamıza sövüyordu birileri. Bilader biz bu WWE forumuna şey değiliz dedik yani. Hani muktedir değiliz dedik. Ve kendi ortamımızı kurabiliriz diye konuşuluyordu. O dönemler konuşuldu. Ve daha sonra benim aklıma bir fikir olarak bu durum vuku buldu geldi. Ben de kurdum. Hani bir fikir olarak hep vardı bu fikir de. Atılımı yapan yoktu. Ben de o atılımı yaptım. Yapamıştım yani. İyi ki yapmışım diyor musun şimdi? Teşekkür ediyorum. Maestro demiş. En memnun olduğu üyeler kim? Hangileri? Ya, bütün forum üyelerinden memnunum. Ban yemedikleri sürece. Banlıyken bir memnuniyetsizliğim oluyordur. Forum kurallarına uymak o neticede önemli. Ama geçtiğimiz günlerde hani seçim oldu. WWE'de sarsıcı olaylar oldu. Arap şovu gibi vasat altı puan verilmeyecek bir şov oldu. O dönemler sükunetini koruyup hoşgörüyle güreş yorumları yapanlar ve ülke gündemini değerlendiren arkadaşlar, yani gerilimi artırmayan, hoşgörü saygı çerçevesinde üslubunu bozmayan gençler benim takdirimi kazandı. Özellikle bir isim söyleme gerekirse hani unuttuklarım adına üzülürüm. Onun için özellikle bir isim söylemeyeyim. Doktor sormuş. RPG'yi patlatan kişiyi buldu mu? Yok. RPG olayı biraz ilginç. İlk defa RPG senaryolarında hani yeni tema yapıyoruz galiba onunla alakalı. Bir açık oldu forumda ve senaryo RPG senaryoları sızdı. Sızınca da senaryolar iptal edildi. Yeni karakter dağıtımı oldu. Bence daha iyi oldu. Zaten RPG'nin bir ufak bir yenilenmeye ihtiyacı vardı. Tabii böyle büyük bir şovdan önce olması olumlu bir durum değil ama bazen kaybederken de kazanırsın. Aynen öyle. Çok güzel. Böyle notlar, özlü sözler de söyle üyelerimize arada. Tam iyice derviş mi oluyorum ya? Aynen. Yaş ilerledikçe. Ya, doğru. Vallahi ilerledi.
Doğru. Evleneceksin ya bak kimse daha sormuş. Bak bu sene evlenecek mi sorusu gelmemiş mi ya? Valla gördüm diye hatırlıyorum ama daha ilk sayfada yok bakalım. Bu sene askere gidecek misin ve evlenecek misin soruları? Bakalım. The Lone Man sormuş. Benim hakkımda ne düşünüyor? Üniversite için Alanya civarına gelsek sahip çıkar mı demiş. Lone Man tabii ki. Güreştürkiye.net forumlarından hangi üye Alanya, Gazipaşa arasına gelsin, gelirse gelsin başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Ha bu demek değil ki bir sene boyunca benim evimde yatıp kalkacak demek değil. Abartmayın da ama dediğim gibi burada ev bulurum, yurt bulurum. İşte o buluş sürecine kadar benle konaklayabilir. Beraber bira içip profesyonel güreş seyrederek soslu fıstık yiyebiliriz. Ben kapımı herkese açık sadece Lone Man'e değil. Lone Man'i de çok severim. Buradan selam olsun. Kapı merkeze açık. Ama Antep'ten geliyor Lone Man. Biranın yanında Antep fıstığı da çok güzel gider. Bekliyorum eğer Alanya'ya üniversite okumaya geliyorsa. Alanya'daki üniversiteyi de tavsiye ederim. Gerçekten sosyal hayatı, Alanya'nın gece hayatı muazzam. Gerçek bir öğrencilik yaşayabilirsiniz Alanya'da yani. Buradan öğrenci arkadaşlarımı da söylemiş olayım. Seçim yapacaklara seçim yolunu öncesi. Güzel. Aynen öyle. Aynen öyle. The Human Bassav sormuş. Geçtiğimiz günlerde birileri adminlerin hesabına erişti. Bunun için bir önlem alındı mı yoksa hesaplar tehlikede mi? Demiş. Ya tehlikede değil. Herhangi bir problem yok. Zaten herkes bilir. Uğur'a gören olduğu yerde problem olmaz. Eyvah. İşte Rasim modu açtım ben her şeye. Eyvah. Hayda falan. Logan Jean TR sormuş. Adamın olmanın zorlukları nelerdir demiş. Senin adamın. Senin adamın olmanın zorlukları. Bazen kurallar çiğnenmek içindir denir ya. Hı hı. Benim adamımsan kuralları çiğnemek gibi bir özgürlüğün yoktur. Vay. Ya, bu zorluğu var. Ben yönetim üyelerinde de yönetimden ayrıldıktan sonra o kurallara uymama ferasetini gösterip kendilerini özgür hissettiklerini görünce o fikre varıyorum. Lucifer sormuş. Güreşten soğuyan çok fazla üye olmasına rağmen bunların forumdan kopamama sebebi sizce nedir demiş. Ya bir tam anlamıyla profesyonel güreş forumu değiliz. Out dediğimiz konu dışı bölümlerimiz var. Sinema televizyon var, serbest kürsü var, spor bülteni var, oyun köşesi var, yarışmalarımız var, etkinliklerimiz var. Yani onun için tek bir şeyimiz yok. Hani profesyonel güreş yönümüz yok. Bu birinci etmen. İkinci etmen de tatlı, hoş sohbet adamlarız hepimiz. Birbirimiz keyif alabileceğimiz olayları beraber paylaşmayı seviyoruz. Sağlam bir arkadaşlık ve dostluk ortamı var. Güzel güreş yorumları, güzel gündem yorumları yapanların yanı sıra trollerimiz de var. Yani her türlü eğlence alanına sahibiz. Her tadını çıkardıktan sonra hani eğlencenin dozunu kaçırmadıktan sonra yeri geldiği zaman ciddi, yeri geldiği zaman eğlenmeyi bildiğimiz zaman hani sevilen bir ortam olması çok doğal diye düşünüyorum. Bu nedenle de Güreş Türkiye'nin bağlayıcı bir tarafı var. Evet, katılıyorum. Şimdi uzun bir soru var. 3-4 tane soru işareti var sanırım. Neyse bakalım. Evet. World Class Manyak. Hazırım. Kemerlerimi bağladım. World Class Manyak sormuş. Yönetim olarak üyelere karşı daha yapıcı olunabilmesi ve kişisel problemlerin bu sorunları çözmek için bir engel oluşturmaması gerektiği yönetimdeki arkadaşlara hatırlatılıyor mu? Önce bunu cevapla. Bunu konuştuk zaten son yönetim toplantısında. Ben bizzat ilgilendim. Doktorun bu konuda bir şikayeti vardı. Bizzat ilgilendim. Hoşgörü ve sükunet. Hani ülkemiz gergin bir dönemden geçiyor. Bunun topluma bir yansıması var. Toplumun yılda 200 bin kişinin ziyaret ettiği güreştürkiye.net'e de bir yansıması var. Bu bir farazi söylenmiş bir söz değil. Google analitik istatistiğidir. Yılda 200 bin insanın ziyaret etmesi.
Güreş Türkiye'de hani toplumdan çok fazla kopmadan profesyonel güreş severleri ülkeye dair olanlara, spor olayları, siyasi olaylar, gündem olan olayları ile bilgilendirerek her şeyin bir arada tutulabildiği ve güreş sever kimliğiyle ortaya çıktığı bir alan oluşturuyor. Haliyle bu gerginliklerin bize yansıması var ama hemen bunu çözebilmek için de World Class Manyak arkadaşımızın da önerileri dikkate alınarak, diğer arkadaşlarımıza önerileri dikkate alınarak, arkadaşlar biraz sükunet vakti, biraz hoşgörü vakti, biraz saygılı olma vakti, tansiyonu düşürme zamanı dedik ve bu yolda Güreş Türkiye sükunet duyurusunu yaptık. Bundan sonra artık insanların her zaman olduğu gibi forum hassasiyetlerine dikkat ederek forumda takılmasını bekleyeceğiz ve bu konuda gelişmeleri görmek beni mutlu ediyor. Bir diğer sorusu, inceleme görevlerini ayrı tutarak inceleme ve makale bölümündeki düşüşün sebebini neye bağlıyor? Ya işte başında söylediğim gibi. Ya 2010 tayfadansın Kaan sen. Ya biz hani 16-17 yaşında, 15 yaşında, 14 yaşında çocuklarken deli gibi makale yazıp birbirimize bilgimizi kanıtlamaya çalışırdık. Aynen. Anladın mı? Bir yarış içindeyiz zaten. Ben şunu yazacağım, ben bunu yazacağım. İnceleme yapıyorduk ya. Aynen. RAW yayını sabah saat 6'da bitiyordu. Akşam 8'de inceleme yayında oluyordu. Altına 50 sayfa yorum geliyordu. Çünkü doğru. Şovu izleyemeyenler inceleme okuyordu. İnceleme okuma ihtiyacı var. Şimdiki nesle bakıyorum. Yazmak, okumak, öğrenmek, araştırmak zul geliyor. Angarya geliyor. Zor geliyor. Ya onun için yeni neslin maalesef bu alışkanlığı kazanmadan hayata atılıyor olmaları sadece Güreş Türkiye için değil, bundan 15 sene sonrası için, 20 sene sonrası için iş hayatlarında, mesleki yaşamlarında çok zorlayacak. Bakalım. Ben Türkiye adına da üzülüyorum. Neler olacak bilmiyorum. Haklısın. Üçüncü sorusu da RPG hakkındaki genel görüşün nedir? Her yıl tekrar eden sorunların önüne nasıl geçilebilir? Yönetim ne düşünüyor? Ya RPG'de bundan daha önceki yaşanan sorunlarla bu biraz alakasız. Bundan daha önce yaşanan sorunlar baktığın zaman hani RPG'nin ben yöneticisiyim, yazarıyım, patronuyum. Ben de yönetime karşı gelebilirimle alakalı şeylerken şimdi bir sızıntı oldu, bir senaryo sızıntısı oldu. Tekrarlanmaması için gerekli önlemler de alındı zaten. Evet, şimdiki sorumuz Numan'dan gelmiş. Diyor ki, bende niye 3 rank var? X'te. Numan forumun en büyük emektarlarından biridir. Hem VIP'si var, hem Hall of Fame'i var, hem de emeklisi mi var? Aynen öyle. Artık üçlü güçlü takılsın ne diye. Güzel. Egemen sormuş, hangi yıla dönelim demiş. Hangi yıla dönersin? Dönelim. Yani gene forumu döndürelim. Sanırım. Forum için mi, profesyonel güreş için mi? Vallahi sadece hangi yıla dönelim yazmış. Ama Egemen yazdığı için bence forum için. Vallahi o zaman iki ayrı parametrede çevireyim bunu. Hangi yıla dönelim? 2012 yılı profesyonel güreş için Once in a Lifetime Draxina feyudu muazzam şeyler. Ardından Brock Lesnar'ın return'ü. 2012 yılı profesyonel güreş için forum içinde 2016 yılı diyebilirim. Güzel. Sonraki soru Devil'dan gelmiş. Forumdaki en underrated üyeler kimlerdir? Valla underrated üyeleri işte biz değil, bizim telaffuz edersek o overrated olur. İşte kendileri bu. Kendilerini söyletmesi gerekiyor ki o underrated olsun. Onun için ben şimdi underrated olduğunu düşündüğüm isimleri söyleyip overrated yapmayayım burada. Dikkatle şimdi üstüne çekersen şimdi baskı olur ha. Tabii canım şimdi tabii. Daha farklı olaylara gider olay. Tam da altında The Monster sormuş. Demiş ki forumda en overrated üyeler kimlerdir demiş. Forumda en overrated üyeler bir Numan. Ne oo. O üç rank ya. Ama birini para verip almıyor mu?
He? Birini para verip almıyor mu onu sonuçta? Tabii canım. He. Ama diğer 3 rank ya. Elinde olsa 10 rank yapacak. Hayret bir şey. Ben koskoca adminim. Bende 1 rank var falan. Aynen ya. Aynen öyle. Doğru mu? Doğru. Admin. Kırmızı admin. Doğru. Başka yok herhalde isim var. Yok. Numan diyebilirim. Bir de Moneymakers diyebilirim. Moneymakers Reis banlı ya galiba. Yok. Reis banlı. Bir sıkılmış galiba forumdan. Bir hafta ban istedi. Bakalım. Moneymakers'da overrated olduğunu düşünüyorum. Bazen canı sıkılıyor. Forumu'la uğraşıyor. Bazen hani gerçekten heves ediyor. Makale falan yazıyor. Mete'yi ben beğeniyorum. Mete karakter olarak da şey olarak da hani zeka yapısı olarak da beğendiğim bir insan. Kendini geliştirmeli. Az önce söylediğim gibi kendini geliştirebilen insandan korkmayacaksın. Mete de 4 senedir falan üyemiz. Kendini geliştiren isimler arasında. Sonraki soru Iron Cannonball demiş ki elinde sihirli bir değnek olsa forumda neyi değiştirirdi? Elimde sihirli bir değnek olsa forum, çok güzel soru. Aslında bu hani elimde bir sihirli değnek yok ama yani aslında her şey yapabileceğimiz şeyler dahilinde. Ya kesinlikle üyelerimizin, genel olarak Türk neslinin, yeni neslin, bu Z kuşağının bu öğrenmeye, araştırmaya, merak etmeye, bilgilerini ispatlamaya çalışmaya dair olan heveslerini değiştirmek isterdim. Yani yeni nesilde maalesef böyle bir problem var. Dert olmuş bu ya. Ya bu hani ben orada bir şey. Ya hani öğretmen arkadaşlarım da var görev yapan. Onlar da aynı şeylerden şikayetçi. Onlar öğretmen zümre toplantısı yapıyoruz işte. 3-4 tane öğretmen arkadaşım var. Kadın, erkek. İçiyoruz. Bira içiyoruz. Mesleki yaşantılarından bahsediyorlar. Ya birebir anlattıkları bütün dertler, problemler bizim forumumuzda var olan şeyler aynı zamanda. Geri dönüyoruz. Medlock Master sormuş. Demiş ki forumun son bir senedeki durumu hakkında ne düşünüyor? Ya cevapladığımız soru bu aslında. Hı hı. Bir kim sormuştu bunu? Headlock Master. Hayır hayır. İlk soruda böyle benzer bir soru sormuştu. Kim sormuş? Bakayım ama. Heartless sormuş. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde forum iyiye mi gitti, kötüye mi gitti? Taylan'ın sorusunda cevaplamıştık. Salih'e buradan çok selam olsun. Tekrara düşmeyelim. Tamam. Bir sorusu daha var zaten. Demiş ki ayrıca forumun masraflarını çıkartması için ayda kaç tişört satması gerekiyor? 100 tişört satmamız gerekiyor. Vay. Vay vay vay. Tamam, çok net. Cookie demiş ki en çok uğraştığı üye kim? En çok uğraştığım üye Last Change Murat. Peki. Seri seri. Lunatic Phenomenal sormuş. 9. yıl hatırını spor bölümünde affa gidebilir mi acaba demiş. Tabii ki de hayır. Kurallara uymak lazım değil mi Buracım? Mutlaka. Zahice demiş ki Caner önemi ne zaman forma döndürecek? Caner geçen gün şifresini değiştirmemi istedi. Her an gelebilir. Kayıttayız. Aynen. Gerçi bu forma mesaj atmıştı zaten. Onu alıntılayarak. Gördüm ben onu. Şeyden önce. Mesaj falan atmış yani kral. Tamam, hayırlı olsun Caner. Bak lan demek işte İtan Çoma hazırla mı, iyi adamla üstüne gelir mi diyelim acaba. Ama Caner çok iyidir, şaka bir yana. Caner Önem, buradan selamlar olsun kardeşime. O da forumda yaptığı işle alakalı bir mesleğe sahip oldu. Kendisi çizgeci, grafikerdi. Şimdi de bir tane üniversitenin sosyal medya hesaplarını yönetiyor. Çok iyi. Last Chance sormuş. Demiş ki hazır mısın? Evlenmeyi, evet. Bir aile kurmayı düşünüyor mu? Üçüncü sayfanın ilk sorusu. Kral. Murat'a buradan çok selam olsun. Tabii ki evlenmeyi düşünüyoruz. Ama kadınları anlayabilmek için uğraşıyoruz. Kadınları dinleyip anlayabildiğimiz zaman eminim çözebildiğimiz zaman doğru eşi bulduğumuzu düşünüp evleneceğiz inşallah.
Ambrolins 2 sormuş. Demiş ki kurduğu forum, kanal, sosyal medya hesaplarının, ayrıca Güreş Market de var tabii. İlerleme ve gelirlerinden memnun mu? Demiş. Ya çok bir gelirimiz yok maalesef. Gelirimiz giderimizi götürüyor. Bunun sebebi ise forum masrafları. Çok bir gelirimiz olmadığı için de açıkçası mutluyuz. Paranın olduğu yerde kavga çıkabilir çünkü. Doğru. Ayrıca bir sorusu daha var. Demiş ki bana bazı bildiği sebeplerden ötürü çok kızgın ya da kırgın mı? Yok, hayır, kimseye kızgın veya kırgın değilim. Ama samimiyet seviyemin düşük olduğu ya da yüksek olduğu insanlar var. Çok samimi olmadığım insanlara da kırgınım diyemem yani. Samimi değilizdir. Şimdi Future Nightmare demiş önce, neden forumdan hala kopulmuyor tarzında önceden cevapladığımız bir sorunun devamı olarak alıntılamış. Evet, güzel bir soru. Cevaplamıştık. Tekrara düşmeyelim. Selam olsun buradan Furkan'a. Şimdi bir saniye, ben tabii önceden hazırlanmadığım için şurada bir bakıyorum. Neyse, ben bunu okuyayım, sen cevaplarsın. Kendimden Tamam. Örnek vereyim demiş. Güreşe dair hiçbir şey takip etmiyorum. Sadece işte arada şov konularına falan bakıyorum. Ama hala Güreş Türk ne? Neyse. Ama hala Güreş Türkiye hem bilgisayarımda hem de telefonum tarayıcısında favorilerde. Ve ben o site butonuna tıklamadan edemiyorum. Forumda ortam açısından düşüş olduğunu görüyorum kendi fikri. Fakat yeni jenerasyon bile birbiriyle iyi kötü geçiniyor. Beraber aynı çatı altında gidiyorlar. Eski jenerasyonu özlediği oluyor mu? Demiş. Evet. Eski jenerasyonu tabii ki eski arkadaşlarımızı, bizde çok sık birlikte olmayan arkadaşlarımızı özledik. Övgüleri çok güzel. Furkan'ın yeni nesilden çok fazla arkadaşı olmadığı için ortamın düştüğünü düşünüyor olabilir ama ben şu anki bu işte Alperler, Fatihler, işte Requiem falan tayfasını geçmiş dönemdeki arkadaşlıklara nazaran daha sağlam görüyorum. Biraz biz belki yaşlandığımız için yeni nesli yakalayamamış olabiliriz. Bu da bize bir ortam düşüşü olarak geliyor olabilir ama arkadaşlık olarak geçmiş senelere nazaran bu Nirvana zirve yaptığımızı söyleyebiliriz. Forumu bırakan, bilerek veya bilmeyerek birçok kişiyi forumdan ne? Forumu bırakan, bilerek veya bilmeyerek birçok kişi forumdan uzaklaştırıldı. Belki cezalandırılmaları gerekiyordu ama ağır bir şekilde cezalandırdığı için pişman mı? Hayır. Yeni forum ortamına, atmosferine gram lafım yok. Fakat ben hala eski tayfayı da özlemiyor değilim. Burayı işte 2010... eski tayfayı özlemek için biraz o yılların geri gelmesi gerekiyor galiba. Hepimiz büyüdük. Yani üniversiteye gittik ya da üniversiteden mezun olduk ya da atandık, iş bulduk ya da çalışıyoruz. Yani o eski zamanların geri gelmesi için biraz da eski tayfanın eski yaşantıları gelmesi gerekiyor. Çok zaman olmuyor yani. Ya vakit olmuyor abi. Bir gün 24 saat, 8 saatinde uyudun, geriye kaldı 16 saat. Matematik basit yani. 16 saatin 10 saati çalışıyorsun, geriye kaldı 6 saat. 6 saatin hangisinde sosyal hayat, internet hayat, işte sosyal medya veya diğer sorumlulukları tamamlamayı başaracaksın. Zor. Zaman çok kısa. Doğru. Buraya 2015 senesine geldim. Sanki üst düzey bir kuruluşa giriyor gibi heyecanım ile takılmaya başladım. Her yeni gelen gibi ezildim. Toyluk yaptım fakat eninde sonunda ortamların zirvelerini yaşadım. Bazen aktifliğimin Nirvana'ya çıktığı dönemleri özlemiyor değilim. Tekrar boş olsam, bir amacım olmasa tekrardan bu ortama girmekten pişmanlık duymam. Fakat birçok insan böyle düşünmesine rağmen küskün, küslükleri bitirmek mi ister yoksa devam eder mi? Kimmiş küs olan ya? Hiç bilmiyor olmam bu küs isimleri. Yok yani, kimseye bizim kin güttüğümüz yok ya da problem yaşadığımız biri yok. Olabildiğince zaten hepsi kişisel sosyal medya hesabımda ekli. Hani Styles Clash olsun, Mehmet olsun, diğer arkadaşlar olsun, Numan olsun. Küslük olduğunu düşünmüyorum, dediğim gibi. Eğer varsa da bir küslük, mutlaka hani o küslük olduğunu bilmeden bunu çözemeyiz. Bir öğrenmemiz lazım neyin ne olduğunu. Furkan'ı da severim, sayarım.
Benim için çok önemli, çok kıymetli birisi. Yıllarca yönetimimizde bulunup emekli rankına da sahip oldu. Değeri yüksek bir insan. Diğer her insan gibi tabii ki. Ama ben geçtiğimiz dönemlerde eğer varsa bir kırgınlıklar, bunun bana söylenmesini ve aramızda bu durumun hallolmasını da temenni ederim, dilerim tabii ki. Belli ki birkaç kişi var Furkan'ın söylediğine göre. Ama bilmiyorum yani. Peki. Ama olabilir yani. Demek istedim, olabilir. Hepimiz insanız. Birbirimizi farkında olmadan kırabilir, incitebilir. Hatta bundan ötürü iyi yaptığımızı da düşünebiliriz. Geçmiş zaman olur ki insan hata yapmasın. Onun dediğim gibi her şeyi çözmek için buradayım. Sorunları halletmek için ve hayatı kolaylaştırmak için buradayım. Ve bu görevimi de 10 seneye yakın süredir devam ettiriyorum. 619 Ray 619 sormuş. Yönetim içerisinde yaşadığı en ilginç olay nedir? Forumun geriye gitmesi tabii ki abi. Forumdaki en büyük pişmanlığı ve verdiği en doğru karar nedir? Spor bölümünden Galatasaray'la banlamak en doğru verdiğim karar. Tabii şaka bir tarafa, holiganlık yapan, futbol konuşmayıp taraftarlık yapan herkesten banlıyoruz. Ama ben Fenerbahçeli olduğum için Galatasaraylılar ya da diğer takım taraftarları "Sen ben Galatasaraylı olduğum için beni banladın" dediği için ister istemez hani bunu da mizahını yapıyoruz. Pişman olduğum olay, aslında çok pişman olduğum olay var. Şimdi hangisini söyleyeceğim bilmiyorum ama bir defa değişim yapmak gerekirken eski bu Şafaklara, Oğuzlara yönetim, yani bunlar bir ara Steam'den yönetiyordu forumu. Yani pek forumla ilgilenmeyen yöneticilerdi. Onlara haber vermeden atamalarda görevlerini almıştım. Yıl 2013 ya da 14 olacak. Anladım. O dönem bana hafif bir bozuldular. "Ya birader ne ilgileniyoruz falan" dediler. Halbuki yalan. Tüm gün Steam'de oyun oynuyorlardı. O değişim forum için çok hayırlı oldu. Çok büyük bir hareketlilik getirdi. Ama demem odur ki ayıp ettiğimi düşündüm ondan sonra. O pişmanlığımı söyleyebilirim. Demiş sonra Maradona mı Messi mi? Messi tabii ki. İşte bu. Güreş mi futbol mu? Futbol. Ve son sorusu benim hakkında ne düşünüyor demiş 619 Ray 619. Valla eski bir üyemiz, aktifliğini arttırırsa daha da memnun oluruz tabii ki. Evet, sonra Ghostface Killa sormuş. Bu forumdaki meseleleri, toplu banları filan tam olarak bilmiyorum. Benim gibi konuya yabancı olanları aydınlatabilirim demiş. Başka öğreneceğin kadar gerekli bir konu değil Ghostface Killa. Bilmeni gerektirecek bir şey gerçekten değil. Senin için de zaman kaybı. Ama geçtiğimiz dönemlerde hani Facebook'ta küçük gruplar oluşturup forumu organize trolleyen birkaç ekip olmuştu. Onları banlamıştık yani. Özetle olay bu. Güzel zaten. Yapılması gereken bence doğruymuş yani. Organize olup tutarım seni. A Haber ortak yayınıyla bugün ben Mehmet Barlas. Kaan formunda gerçekten. Havuz Medyası'nın artık bir numaralı ismi. Şimdi Siyam Jericho demiş. Ben yönetimde olduğum zamanlar bazı geceler forumun geleceğini konuşurduk. Profesyonel güreşin ülkemizdeki popülerliğinin azaldığından bahsederdik. YouTube evet. Kanalının üye kitlesinin kalite ve sayısı kritik derecede azaltmaktan kurtardığından bahsederdik. 1-2 yıl öncesine kadar falan. Şimdi 2019 yılındayız. Güreşten uzak olduğum için 1-2 yıldır forumu uzaktan izliyorum. Veriler konusunda cahilim fakat insanlardaki o eski heyecanı pek göremiyorum. Aktif forum üyelikleri ve katılımlar da dahil. Yazın bu zamanları cıvıl cıvıl olan üyeden geçilmeyen forumu aşırı sakin gördüm. Sanki herhangi bir okul zamanı ayı gibi. Bu konuda evet. Ne düşünüyor? Ülkemizde profesyonel güreş izleyen kitlenin azalması forumu nasıl etkiliyor? Demiş. İki kısmı daha. Ya ben şunu söyleyeyim. Bir dönem
Evet, üye sayısının azalacağını düşünüyorduk Engin'le. Belki YouTube'un bunda etkisi oldu. Ama Google bizi devamlı besliyordu üye olarak. Bitmezdik fakat hani benzer seviyelerde kalırdık. Güreş Türkiye sosyal medya hesaplarını genişletmesinin ardından farklı bir ivme kazandı. Şu an bakıyorum gece saat 2, dün gece daha 65 online üye var. Abi ne yapıyorsunuz? Şov yok, bir şey yok. Ama 65 üye var yani. Bundan 2 sene önceki, 1 sene önceki, 3 sene önceki yazlarda gece saat 2'de online üye sayısı maksimum 20 olurdu. Anladın mı? Şimdi çok fazla üye var. Fakat çok fazla fokus olabilecek sürükleyici bir senaryo yok WWE'de. Bence genel olarak hani üye sayısının artıp radikal biçimde profesyonel güreş bağlılığının azalma sebebinde WWE'ye yoruyorum. Forumun geleceği hakkında ne düşünüyor demiş biri de. Ya forumun geleceği hakkında WWE endeksi düşünüyorum. WWE senaryolarını sürükleyici biçimde arttırırsa, WWE storylerini, promotionlarını sürükleyici bir biçimde fanları kendine fokuslayabilirse eminim Güreş Türkiye'nin de üyelerinin refleksi, profesyonel güreş izleme şevki böyle bu minvalde artacaktır. Çünkü hep aynı şeyi konuşuyoruz. Her hafta radyo yayını yapıyoruz. Her hafta insanlarla mülahaza ediyoruz. Konuşuyoruz, görüşüyoruz. İnsanlar hep aynı şeyden şikayetçi. Yani radyo yayınlarımız çok daha fazla dinleniyor. İşte etkinliklerimize katılan insan sayısı, online üye sayısı çok daha fazla. Fakat insanlar şikayetçi. 10 dakikalık güreş, profesyonel güreş haftalık şovundan özet izleyip haftayı kapatıyor yani. Yani mesela ben de şu an takeover'lar hariç tüm şovları şeyden izliyorum. İşte yazıyorum highlight ne izleyeceksem. Aynen Raw highlight, SmackDown highlight yazıyoruz. Bizim de zamanımız öyle geçiyor. Çünkü sürükleyici bir senaryo yok dediğimiz gibi. Aynı şey donup duruyor ya. Evet. Ultimate Opportunist Edge sormuş. Forumdaki aktiflik yıldan yıla düşüyor mu, artıyor mu yoksa aynı mı demiş. Az önce bunu cevapladın zaten. Senenin her sene Aralık ayında Güreş Türkiye'de XXX yılı nasıl geçti diye konu açıyoruz. Her sene Güreş Türkiye'yi ziyaret eden tekil kullanıcı sayısı daha da fazla artıyor. Aktiflik ve üye bakımından herhangi bir problemimiz yok. Olmayacak da. Yani bir 10 sene olmayacak yani. 10. seneye böyle geldiysek bir 10 sene daha olmayacak demektir. Ama profesyonel güreş seyri bakımından senaryoların nasıl gideceği belirsizlik konusu. Belki AEV, yeni kurulan Güreş Federasyonu bu konuda doping ilacı olabilir. Bir de demiş ki forumda siyasi konular da açılıyor. Yükseklerden bu konular ya da mesajlarla ilgili uyarı ya da ceza geliyor mu? Ya her an gelebilir. Yani diken üstündeyiz. Onun için siyasilere, milletvekillerine, cumhurbaşkanına hakaret olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ya çünkü alan adının engellenmesi maalesef Türkiye'de çok basit bir iş. Maalesef çok basit bir iş. Buna da özenle ve önemli bir şekilde dikkat ediyoruz. Daha önce hakkımızda açılan davalar var. Adliyede dosyamız daha çok kabarsın istemiyoruz. Reckless Behavior sormuş. Bazen çok bunaldığı dönemler oldu mu? Ben artık daha fazla bu forum işlerini yürütemem gibisinden. İyi olmadı. Benim için bir hobi. Ben eğleniyorum. Radyo yayınlarında görüşlerimi belirtmekten ve aynı şekilde profesyonel güreş değerlendirmeleri yapmaktan, yorumlarımı foruma yazmaktan, insanlarla görüş alışverişi yapıp bir konuyu tartışmaktan zevk alıyorum. Onun için bunaldığımı söyleyemem. Aksine bu iş benim için bir hobi. Evet. Biraz vodka sormuş. Radyasyondan korunmak için evinde ve iş yerinde kaktüsü var mı? Kaktüs olayı bir hikaye, onu söyleyeyim de. Yok. Kaktüs olayı şöyle hikaye. Eğer bir kaktüsü koyarsan o radyasyonu emmez. Üzerine gelen radyasyon ışınlarının
sana doğru saçılmasını engeller. Yani kaktüs olayını nasıl gerçekliğe vurabiliriz? Üzerimize tamamen kaktüsten yapılmış bir zırh giyerek belki radyasyondan korunabiliriz ama diğer türlü zor. Evet. Ha. Dur, soruyu anca anladım. Dovahkin sormuş. Demiş ki su içip de mi içer, işeyip de mi su içer? Bilmiyorum. Burada. Ha, tamam. Geçiyorum o zaman. Evet. Henofobia de Simurgh. Zeno. Xenophobia de Simurgh sormuş. Hayır, direkt Zeno diyoruz biz ona. Zeno. Ha. Okey. Spor bölümündeki GS egemenliği ne zaman sonlandıracak? Büyük diğer dertler taraf... ediyoruz bu konu. Galatasaraylılar azmasın. Bu sene biz şampiyon olacağız. Daha başka yapabileceğimiz bir şey yok yani. Ama sen şampiyon olmazsan Galatasaraylılar da konuşur kardeşim derler o zaman. Değil mi? Ya yani öyle Fener. Öyle oluyor maalesef. Yaramızı Fener'e deşme. Bırakırsan. Kaan, yaramızı deşme Kaan. Ben de Fenerliyim abicim. Ne yapayım yani? Benim sen de... Fenerlisin, bir Beşiktaşlısın, bir Bursa sporlusun. Beşiktaş mı ne? Bir karar ver Kaan. Evet, vallahi ben böyle bir hakaret kabul edemem. Beşiktaş demesen olurdu bak. Tamam peki. Okay. Peki bir neyse. Seneye buna dikkat edeceğim seneye. Tamam. Punk City sormuş. Yeni Hall of Fame oldu, kutlarım. Profesyonel güreşten hepimiz saatinde fark verdim bu konuşmanın. Neyse. Profesyonel güreşten hepimiz soğuduk. Bunun da o da farkındadır. Formun aktifliğinin düşmemesi için planı var mı? Benim hakkımda ne düşünüyor? Kolay gelsin. Yani Punk City Taner yine kendi üslubunda eyvah ölüyoruz bitiyoruz tarzı bir yorum yapmış. Katılmıyorum. Profesyonel güreş biraz temposu düşük gidiyor ama çok geçmeden SummerSlam'e doğru Fox'a geçişinden sonra temposunu Nirvana'ya çıkartıp tekrar eski ruhunu bulacaktır. Ya zaten bu Heyman Bischoff etki eder herhalde ya şimdi. Eder mi bilmiyorum da. Bakalım, sürprizleri açığız. Sürprizleri severiz. Ben hoşuma gitti bu Heyman Bischoff hamlesi. Benim de. Sonra Purple Maker sormuş. Güreş Türkiye Twitter hakkında ne düşünüyor ve geçtiğimiz bir yıl içinde benim hakkındaki düşünceleri değişti mi? Alper'i çok seviyorum. Twitter departmanının yöneticisi kendisi. Aynı zamanda sosyal medya hesabını yönetiyor Twitter'ın. Bakıyorum. Alper eskiden hafif trollüğe kayan bir isimken kendini geliştirmeyi ve aynı zamanda bu minvalde merak edip araştırmayı, inceleme yazmayı ve Güreş Türkiye'nin yararına işler yapmayı kendine ilke edindi. Bundan dolayı da kendisini kutluyorum. Değişimini de tebrik ediyorum. Evet. Sonra Ahmet sormuş. Demiş ki beni seviyor mu? Yakın zaman sonra geri geldiğimde beni o kadar sevmeye devam edecek mi? Ahmet? Tahir. Ahmet Tahir Buldogi. Aynen öyle. Ahmet'i seviyoruz. Bize çok emek verdi. Kendisinin verdiği emekleri kesinlikle başkasıyla kıyas etmiyorum. Ama en çok emek verenler arasında listeye adını yazdırdı. Güreş Türkiye için cefa çekmiş herkesin emeklilik olunca da sefa sürmeye hakkı vardır. Ben Sezar'ın hakkı Sezar'a diyorum. Ve Ahmet'i de bugüne kadar olan hukukumuzdan bir yana emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet. Prince of Phenomenal sormuş. Demiş ki forum ile ilişiğini kesip formu birini devredecek olsa bu kim olurdu? Çok güzel soru. Galiba birine devretmezdim. Bir kurula devrederdim. O kurulda da birbiriyle anlaşamayan birçok insan olurdu diye düşünüyorum. Tabii. Konfliktler her zaman yararı, yani çoğu zaman yararı soyu açar da. Farklı %100. %100. Konuya gelen son soru. Cookie sormuş. Tişörtleri nereden alıyor ya da nasıl yapıyor? Ayda en fazla kaç tane tişört satılıyor? Ya ayda en fazla 40-50 tişört satılıyor. Çok bir geliri yok. İyi satılıyormuş lan aslında. Ben o kadar böyle demezsin diye bekliyorum. Yalan söylüyorum. Yok.
Geçen sene 30 demiştim. Bak bu sene biraz arttı, 40-50'ye yükseldi ama bize bıraktığı para 200-250 lira. O da forum masraflarına dahi yetmiyor. Ne 200-250 lirası? Keşke 200-250 olsa. 150-200 lira falan o arada bırakıyor. Önemli olan insanların profesyonel güreşi üzerinde yaşayabilmesi. Siz de Güreş Market linkinden her türlü güreşin ürününü giymek amacıyla satın alabilir ve profesyonel güreşi sokaklarda da yaşayabilirsiniz. Evet. Şimdi bunu bugün yayınlarız herhalde değil mi Buğra'cığım? Bugün yayında. Tamam. O zaman akşam saat 10'da radyo yayını var. Değil mi bu akşam? Aynen. Bu akşam saat 22.00'da mixler.com/gtr9 linki yorum kısmına bırakacağız. Aynen öyle. Ve benim bir sorum var sana. Ben var mıyım radyoda ona göre? Tabii ki varsın. İşte bu. Ve 10 senelik üye olarak. Aynen öyle. Zaten 20 yaşındayım. 10 senesi buraya üye olarak. Ne? Ne? Ben 20 yaşında, 12 yaşında girdim oğlum ben. Seven Lords. 20 yaşındaki orası. Adamın bana oğlum demesi işte. Oğlum. Hayatın bize getirdiği maalesef kötü durumlardan biri. Yani iyi kötü bir 9 sene muhabbetimiz var şimdi Burak'a lütfen. Doğru. Öyle düşünmek lazım. Doğru. Ve yayından önce bana dediğin sözü tekrar istiyorum. Bir sene takılırsam Altepe'yim Ola konusunda. Seneye şantaj var. Hadi bak. Ya sen zaten rahat olabilirsin. Çünkü büyük ihtimalle olmaz da. Sen yine. Tamam. Bir sene takılırsan Hall of Famer, ilk Hall of Famer seni duyacağız lan Kaan. Hadi böyle bakalım. Hall of Güreş Türkiye yüzüğünü taktıracağız sana. Hadi bakalım. O zaman kapatıyoruz. Arkadaşlar hepinize buraya kadar geldiyseniz çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ben Kaan Araş, Air Kanada. Burra Gür'le The Peeps soru cevabımızı gerçekleştirdik 9. yılı özel. İnşallah seneye görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Aa.